Darwinistler neleri düşünmezler? Ateş böceklerinin çeşitli kimyasal reaksiyonlar sonucu vücutlarında ürettikleri ışık, bilim adamları tarafından yıllardır önemli bir araştırma konusu olmuştur. Çünkü normal elektrik ampulleri ancak %10 verimle çalışırlar. Enerjinin %90'ı ise ısı olarak açığa çıkar. Buna karşın ateş böcekleri, mühendislerin ulaşmaya çalıştıkları fakat başaramadıkları %100 verimle ışık üretme işlemini küçücük bedenlerinde gerçekleştirirler. Ateş böceklerinin yaydıkları ışığın en önemli özelliği ise ateşle ve sıcaklıkla ilgisinin olmamasıdır. Buna soğuk ışık denir. Ateş böceğinin karın bölgesinde bir ışık organı vardır. Bu ışık organında birbirine çok yakın bölümlerde ışık verebilmede rol alan iki temel kimyasal madde üretilir. Lüsiferin ve lüsiferaz olarak adlandırılan bu iki maddenin birbiriyle karışması, ışıldamanın olabilmesi için yeterli değildir. Bu maddelere oksijen ilave edilmesi gerekir. Bu nedenle ateş böceklerinde solunum sistemi ışık verme organında geniş bir yer kaplar. Son derece kompleks bir seri işlem sonucunda ateş böcekleri tam 3 saat boyunca ışık verebilirler. Bu verimli ışık sistemi günümüzdeki aydınlatma teknolojisinin ulaşmaya çalıştığı bir hedeftir. Darwinistler, canlılığın şuursuz tesadüfler sonucunda oluştuğunu iddia ederken, ışıktan maksimum verim elde eden ve neredeyse hiç enerji kaybetmeyen ateş böceklerinin ürettikleri kadar verimli bir ışığın yıllardır sürdürülen araştırmalara rağmen henüz üretilemediğini düşünmezler. Darwinistler, evrim teorisinin 1800'lü yılların teknolojik ortamında ortaya atılmış kör bir teori olduğunu düşünmezler. Darwinistler, 19. yüzyılın ilkel bilim anlayışıyla hayali bir varsayım olarak öne sürülen evrim teorisinin bugüne kadar hiçbir bilimsel bulgu ve deney tarafından doğrulanmamış olduğunu düşünmezler.